Tak yarıcalarım, video sen canlarım, bugün muhteşem videoyla karşınızdayım. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bunu da size şimdi bu videoda yansıtmak istiyorum aynı zamanda. Canlar, bildiğiniz gibi yakın zamanda YouTube'a video attım. YouTube'a geri döneceğimi, yayıncılığa tam zamanlı olarak geri dönmeyi planladığımı, bunun için hamleler yaptığımı söylemiştim. Attığım video, hani bunu böyle şov olsun diye değil de gerçekten samimiyeten söylüyorum, çok ilgi gördü. 200 tane yorum geldi. 200 yorumun 199 tanesi, ya Can, adamsın, arkandayız, seni destekliyoruz oldu. Abi öyle kötü hissettim ki kendim, ulan ben ne yapmışım, ben neler yapmışım, ben niye burada değilim diye. Gerçekten utandım kendi kendime. Hepinize çok teşekkür ederim desteğiniz için. Aynı zamanda yayına geliriz Cano. Normalde yayını izleyen birisi değilim. Ama sırf destek için geleceğim arkadaş, kursun oynanırken arada bakarım diyen tayfaya da çok teşekkür ederim. Normalde 25 izlenen yayınımız uzun zaman sonra dönüp yeni platform geçtiğimiz izlenmeler çok kötü şu anda. 25 izleyen kanalımız 75 izleyici gördü. Muhteşem bir duygu benim için. Bunun gazıyla da tak diye kaydı başlattım. Hem bunun teşekkürünü edeyim dedim, hem de elimde çok güzel 3 tane konu var. Bunlardan bahsedeceğim. Birincisi videonun konusu. Diğer ikisi de genel olarak konuşacağım, sizlere cevap vereceğim şeyler olacak. Birincisi, Karthus şu an oyunun en güçlü jungle şampiyonu arkadaşlar. EVS'de şu an girdiğim her oyunda banlanıyor. Uzun zaman sonra oynamama rağmen mekanikleri yeni yeni kazanıyorum. Şu an West'e Diamond Area'da oynuyoruz. Yakın zamanda şu haberi vereyim aynı zamanda videoda. Cumartesi ve pazar günü yeni bir hesap kasacağız. Fresh account kasacağız. Fresh hesapta sıfırdan başlayıp işte cumartesi 12 saat, pazar 12 saat olarak içerik üreteceğiz. 12 saatte 24 saatte artık nereye çıkarız? Yani bayağı lig kasarız, bir Diamond Master'a doğru geliriz. MMR olarak zaten Master'ın üstüne geçeriz diye düşünüyorum. Sizleri bekliyorum, kickle yayında olacağım. Cumartesi ve pazar günleri hafta içi de her gün saat 8-9 civarında yayındayım arkadaşlar. Bunu duyurusunu yaptığımıza göre. Abi Karthus her maç banlanıyor. Şu itemi zaten ben size söylemiştim dümenden, daha oyunu yeni yeni anlarken. İtemin çok OP olduğunu söylemiştim. Yanında aldığımız Liandry gerçekten core itemlerden birisiymiş. Liandry artı bu build olağanüstü OP. Göstereceğim zaten bu maçta. Canlar, asıl olaylarımıza geçelim. Yorumlarda çok fazla soru gelmiş. Bunları size cevaplamak istiyorum. Şu çok fazla var. Cano, seni seviyoruz, destekçiniz, adamsın. Ama şunu da aklına bulundur diye böyle bana da biraz öneride bulunduğunuz bir durum var. Öğretmenliği bırakma. İşte yan iş olarak yap, ek iş olarak yap. İşte sadece yenilikle hayatta kalabilecek misin? Bunu bir tarttın mı gibisinden çok fazla soru gelmiş. Tartıyorum. Zaten videonun içerisinde biraz bahsetmiştim ama çok anlaşılmamış galiba. Şu an aktif olarak hala öğretmenlik yapıyorum arkadaşlar. Yani şu an saat 7. Videoyu çekip YouTube'a yükleyeceğim. Sonra yayın açacağım. Sabahta uyanıp okula gideceğim. Yani bu Haziran 14'e kadar bu süreç böyle okul devam ediyor. Ha, yaz tatilinde tüm zaman benim. O civarda da düğün telaşı olacak. Düğünle beraber bilmiyorum artık, sabaton planı, düğünde mi yayında mı oluruz, ne yaparız. Yani var kafamda bir şeyler. Ama öğretmenliği bırakma, yandan da şunu yap dediğiniz olay konusunda haklısınız. Tartıyorum. Sonuçta abi, yani evin direği tabii eşim de çalışacak ama bir yandan da ev geçindirmiş olacağız. Sadece incikle olacak mı olmayacak mı? Bu süreç bana gösterecek bunu. Yani şu an itibaren başladım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Zaman veriyorum. Gerçekten yoğun bir zaman. Videoyu kendim editliyorum. Render almamaya çalışıyorum. Renderleri az almaya. Hatta mümkünse altta battım yanlışlıkla. Pardon. Mümkünse videoyu hiç editlememeye çalışıyorum. Konular arasında hızlı geçiş yapmaya çalışıyorum. Not almadan doğaçlama konuşuyorum. Bu arada biliyorsunuzdur benim video konseptimi zaten. Pike gitti mi gerçekten ya? Çok iyi kaçtı. Ama E'ye manası yok galiba. Bakayım, 70-80 mana mı 100 mana mı neydi E'si? Herhalde bunu yakalayacağız gibi. Ahreden bir charm. Çok ucuzmuş lan E'sinin manası. Assist aldık, Word diyelim. Bunu tartacağım. Bu süreç bana gösterecek. Yani kick'teki mevzuyu size şöyle özetleyeyim. Eğer ki partner olursam, partner yayıncı, bunun için şartlar da çok zor değil. Ortalama 75 izleyicinin olması lazım. Ortalama 75 izleyici de işte belli bir son 30 gündeki ortalama izleyicin olarak olması lazım. Yani bir yayında 100 izlendik, direkt partner olmuyoruz. Yani belli bir süre boyunca 75'ten fazla izlenmemiz lazım. Bunun için çabalıyoruz ve gösterdiğiniz emek, verdiğiniz değer sayesinde YouTube'da bunu söylediğim ilk yayında bu sayılara ulaşmaya başladık. Daha iyisini de göreceğiz inşallah. Durumu direkt şöyle diyeyim size canlar. Eğer ki kick'te izlenirsem, özeti kick sana diyor ki kardeşim şu kadar izleniyorsun, al şu kadar parayı. Ve yayın açtığın saati göre sana para veriyor. Bu durum
Hiçbir yayıncı olmadığı kadar bana yarıyor arkadaşlar. Bu yayın camiası, YouTube camiasında 4 senedir varım. 4 senede yayın ortalamamı bakın saat olarak. Ortalama günlük 10-12 saat yayın açan birisiydim. Her zaman hep de derdim işte Twitch'e çok zaman ayırıyorum, YouTube'a ayıramıyorum. İnsanlar tam tersini yapar. Mantıklı olmuyor çünkü ama yayında o benim tryhard'ım sürekli bir Aves Changer'a kasma olayları beni ekstra böyle koşulluyordu. Hemen uyanıp hemen tak diye solo queue'ya giriyordum. O mentaliteden dolayı yayın saatleri dengesizdi. Ama şu anda artık biraz daha hayatta belli adımları atmak olsun. Bir geleceği kurmak olsun. Böyle şeylerde daha planlı, daha düzenli olmak zorundayım. Yani durum bu. Yani Kick'te o şekilde bir hayatta kalma planlaması yaptık. Sadece Kick'te tabi bunun YouTube'u var, sponsorlukları vesaire olur. Böyle bir durum. Umarım olur. Yani şuna getirmeye çalışıyorum. Mevcut durumda tek gelirimin ya Canoski seni çok seviyoruz adamsın ne bileyim abone oluyorum sana Kick'te. Teşekkür ederim desteğin için. Muhteşem bir destek. Gelir sağlıyor sonuçta ama tek gelirimin bir yandan olmasını istemiyorum. Yani ki, inşallah platformdan da fayda sağlayabiliriz kendimize. Yani böyle şeylerin olması lazım arkadaşlar. Öbür türlü abi açık konuşayım. 3 gün yayın açtın. Platform sana bir para vermiyor. Yani para kazanamadın. Para kazanamamış oldun. Yani bunlar da zor. Tartıyorum. Tartma aşaması dediğim gibi. Yani bu konunun özeti genel olarak bu. Bir de bir diğer olay. Bir tane o 199 tane iyi yorumun arasında bir tane kötü yorum. Hepsini okudum yorumlarımı bu arada. Ya Johnny Kick'ten para teklifi almış hemen yayıncılığa dönüş. Keşke öyle bir şey olsaydı. Hatta normalde aktif yayıncılara partnerlik vermişler arkadaşlar. Kick'te direkt olarak. Yani al kardeşim sen zaten yayıncısın. Twitch'ten geliyorsun al direkt partnerliği demişler ama ben uzun zamandır yayın açmadığım için benim öyle bir şeyden faydalanma durumum olmadı. Mail attım. Olumlu dönüş sağlamadılar maalesef. Belki zamanını kaçırdık. İnsanlar bu Kick'e ilk geçiş dönemindeyken geçti. O yüzden herkese verdiler gibi oldu. Ama bizim YouTube izlenme sayılarımız olsun. Efendime söyleyeyim. Instagram'ım da çok güçlü arkadaşlar. Bu arada Reels'ları zaten biliyorsunuzdur az çok. Ya bunların nezdinde her türlü verilmesi lazım ama olmadı. Yani gönül koyacağımız bir şey değil. Her türlü başaracağız. Süreç zorlaşmış oldu bizim adımıza. Yani onun olayını öyle düşünebilirsiniz kafada. Yani öyle Kick'ten para aldın, bir şey aldın, geçtin gibi bir durum yok. Olsa da bu yadırganacak bir şey değil. Yani keşke olsaydı. Yani bir durum da bu. Bir diğer arkadaşlar yine sizin yorumlarınızdan şöyle YouTube yorumlarında kaydırarak göz gezdirip baktığımda bu şey olayı böyle beni biraz gururlandırdı, biraz da üzdü. Ya Cano büyümüş. Cano olgunlaşmış. Öğretmenlik iyi gelmiş. Senin hızlı zamanlarını biliriz gibisinden yorumlar iyi hissettirdi ama yine hızlıyız arkadaşlar. Yine iyiyiz. Daha da iyiyiz hatta. Yani 24 yaşındayım. Yaşlanmadık. O tribe sokmayın. 20 yaşından beri yaşlandın diyorlar bana Twitch chatinde. Tribe giriyorum. Yani insanlar bu yaşa dönmek için neler veriyor. O yüzden yaşlanmış mekaniksel olarak diyorsanız haklısınız. Yani normal bir motor beceri. Bisiklet sürmek gibi düşünün. Yıllar önce bisiklet sürdüm. Şu an sürmüyorum. Binsem bisiklete sürebilirim. Ama çocukluğumdaki gibi iyi sürebilir miyim? Onu süremem zamanla. Yavaş yavaş. Yani hep dedim. Geçmişe dönmek istemiyorum. Daha iyi günlere dönmek istiyorum. Yani tekrardan Aves'te Changer'a kasacağımız. Aynı zamanda YouTube'a iyi şekilde odaklandığımız. Güzel teşekkür ettiğimiz bir dönem yaratmak istiyorum. Ve olacak. YouTube demişken. Şu an içerikler başlıyor arkadaşlar. İlk içeriğimiz bu. Yani benim genel olarak bir konu üzerinde konuştuğum, size bilgilendirme yaptığım videoları çekmek istiyorum. Haftalık bir tane kesin gelecek video. İkinci video klasik günler olacak bu videoların. Her cuma günü okuldan çıkış vakti ya da işte 6 gibi desek iyi olur. Her cuma günü saat 6 civarında YouTube'a Limit serisi videosu gelecek arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şu anda iki tane arkadaşla görüştüm. Bir tanesi içerik üretici. Bir tanesi de oyuncu. Sürpriz olsun isimler ve şampiyonlar. Limit serisi yeri gelecek. Limit serisini bilmeyenler olursa arkadaşlar. Limit serisi bir şampiyonda ustalık puanı vesaire olarak değil de. Adam sallıyorum. Zoe main ve Zoe limit bir şampiyon. Limit bir şampiyon nedir? Elinden gelenin en iyisini yaparsın. Oyunda ekstralar yaratabilirsin.
fazlasını katarsın. Yani bir oyuncu Zoe oynarken ayrı, bir oyuncu Zoe oynarken ayrı bir durum ortaya çıkar adam. Çünkü faker olmuştur artık Zoe'de. E bu durum olduğu için de abi maçın bitmesi kötü oldu. Neyse konularda ben yine bahsedeyim. Bu durum olduğu için de adamın farkı olur. Bunları size göstereceğim. Limit serisini zaten bilenler için. Anlatmaya gerek yok ama bilmeyenler için özet geçtim. Yani Cassiopeia oyuncusu var. AWS'de Grandmaster'da. Onun size öğreteceği, benim ona sürekli sorular soracağım. Güzel bir içerik. Cuma günü ilk videosu gelecek. Genel durum böyle. Yani aslında bir video daha mı çeksem hemen bunun üzerinde bilmiyorum. Yayına da geçmek istiyorum aynı zamanda. Konulardan da bahsettim mi? Sorulara cevap verdim. Cumartesi, Cuma günü video geleceğini söyledim. Limit serisinden. Bir de bu klasik sohbet muhabbet videosu. Ha, üçüncü YouTube konseptimiz de her koridorda master olma challenge arkadaşlar. Her koridorda master'a kasacağım. AWS sunucusunda cumartesi pazar günü zaten bildiğiniz gibi Kick'te uzun bir yayın açacağım. O muhabbetlerden sonra her koridorda master'a başlayacağız. Cuma günkü videoda görüşürüz. Videoyu izliyorsanız da saat 8-9'sa muhtemelen yayındayım arkadaşlar. Hafta sonunda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Bye.